Çok kıymetli misafirlerimiz, kongreyi açıyorum. Demokrat Parti'nin bugün yapılacak olan il kongresini idare etmek üzere divan başkanlığına Bigadıç önceki belediye başkanı Davut Uzuner. Demokrat Parti'mizin il kongresini yapmak üzere hep birlikteyiz, bir aradayız. Malum çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 3,5-4 aylık bir süre sonra ülkemizde mahalli idareler genel seçimleri yapılacak. Bu sebeple de bu kongrenin önemi bir miktar daha artmış olacak. Köy köy, kahve kahve, kapı kapı dolaşmadan bu iktidarla mücadele edemeyiz. Biz buradayız. İnadına buradayız, bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, 2002'den bu yana birçok sebeplerle veya telkinlerle oyun boşa gitmesin diye diğer partilere oy verdiniz veya verdiler. Bu ödünç oylarımızı artık geri istiyoruz. Verdiğiniz oylar sonucu ülkemiz daha mı iyi idare edildi? Daha iyi mi işler yapıldı? Esnaf ve çiftçinin durumu ortada. Emeklinin durumu ortada. Alnımız kaldırıldı. Türk'üm demek suç olmaya başladı. Arkadaşlar, bunlara bir diyeceğiniz olmalı. Diyeceğiniz var. Oyunuzu partimize verin. Meclise bir girelim. Ondan sonra görün. Hepinize saygılar sunuyorum. Hiçbir şey olacağı yok. Neden? Biz önce kendi aramızdaki kavgayı bitirmemiz lazım. Ben olayım, tek olayım kavgası olmaması lazım bu partide. Partide bir şeyler oluyor. Çok kısa konuşacağım. Partide bir şeyler oluyor. Ben olayım, tek olayım. Başkası olmasın. Bırakalım bunları. Hep beraber olalım. Kol kola gidelim. Her yere beraber olalım. Sadece ben bunları söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın arkadaşlar, küçük yaşta ilkokula başladığımız zaman bize milli şuuru aşılayan öğretmenlerimizin bize öğrettiği andıyla sözlerime başlamak istiyorum. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem, mükemmel süreler müstakim. Küçüklerimi saymak, partimiz Demokrat Parti olarak Ulu bir çınardır. Bu Ulu Çınar'ı ne yazık ki dallarını kuruttular. Kimler kuruttu? Partimize genel başkan olarak gelip o koltukta yalnız genel başkanlık yapıp partiye genel başkanlık yapmayı düşünmeyenler tarafından partimizin dalları kurtuldu. Partimizin kökü Ulu Çınar yerinde duruyor. Bu sizler sayesinde yerinde duruyor. Bu çınar mutlaka sizler sayesinde dal verecektir. Belki bugün, belki yarından da yakın. Ama sabırla çalışmamız ve partimizin arkasında durmamız gerekir. Eskiden sihirbazlar şapkadan tavşan çıkarıyordu. Şimdi siyaset bavuldan belge çıkararak, raftan paket indirerek yapılıyor. Bugün basına baktım sabah gelirken, bavuldan yeni bir belge çıkmış mı diye. Bavuldan bugün belge çıkmamış, yedekte bekliyor ama bavuldaki belgeleri ortaya sürenler vatana ihanet suçundan yargılanmak üzere suç duyurusunda bulunmuşlar. Paketten de zam çıkmış. Akaryakıda zam çıkmış. Son yılların ve son günlerin en sihirli sözü süreçtir. Manasını bilen de bilmeyen de karşı karşıya kaldığı her çeşit iktisadi, siyasi ve sosyal olayın tarifinde ortaya bir kelime koyuyor. Süreç, süreç, süreç. Ya nedir bu süreç Allah aşkına? Her olaya göre farklılık arz eden ve bir mana ifade eden bu kelimeyi Türkiye'nin bütün meselelerinin önüne bir anayasa
anayasa maddesi gibi getirip koyup davullarla, bavullarla, heybeyle, torbayla, kasetle, gürültüyle, yeri göğü inleterek, akiliyle, cahiliyle, yerlisiyle, yabancısıyla bir süreç kotarıyorlar. Ne olacakmış bu sürecin sonunda? Türkiye demokratikleşecekmiş. Başka? Bu süreç içerisinde Türk milletine yeni isim bulunacakmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarına yeni isimler konacakmış. Şehirlerimizin adları değiştirilecekmiş. Köylerimizin adları değiştirilecekmiş. Alfabenin sayısı 29'dan 32'ye çıkarılacakmış. Ve bütün bunlarla bu ülke demokratikleşmek suretiyle bir süreç ifa edilecekmiş. Acaba böyle midir bu iş? Şimdi bu kadar gürültü arasında şu Karadenizli fıkrasını hatırlamamak mümkün değil. Temel'in çocuğu olmuş. Bir ay geçmiş, arkadaşları sormuşlar. Temel çocuğunun adını koymadın mı? Ha, konu komşu toplandılar, koydular demiş. Biz de herkesi toparlayarak bu devlete yeni bir devlet, bu isim, bu millete yeni bir isim bulmak durumunda asla değiliz. Demokrat Partililer olarak benden evvel söyleyen arkadaşlarım gibi bu milletin adının değiştirilmesine şiddetle karşıyız. Bu milletin adını tarih koymuştur, bu milletin adını peygamber koymuştur, bu milletin adını Allah koymuştur, dilimiz Türkçedir, bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, bu toprakta Türk milletinin toprağıdır. Biz buna hayranız, üzülüyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Allah iyilikler versin. Şöyle geçelim bakalım. Şu an nasip olursa başkanım, kaba inşaatı aralığın 20'si 23 arası bitiyor. Kaba inşaatı 23 Aralık gibi bitiyor, evet. İnşallah. İçeride de makine tesisat, havalandırma, yangın onları yerleşmiş. Bitmek üzere. 170'i bitiyor. Dükkanların sıvaları bitti. Şapla fayansına geçiyoruz. Evet. Onunla birlikte de bu boşalan yerden tekrar şap devam ediyor. Evet. Ondan sonra bu prosedürden olan gecikmelerden beklememizi kapatacak işte peyzaj. Üstünün düzenlemesi, peyzaj, evet. Düzenlemesi var. Evet. Nasip olursa yani Aralık sonuna kadar kaba işi zaten bitmiş olacak. Evet, ve inşaat işçiliğinin de şu anda %70'i bitmiş olacak. Evet. O peyzaj işi kalıyor geliyor ondan sonra. Evet. O da malum bizim de idarenin dışında olacak. Tabii o malum mahkemeler sonucunda, evet, yaşanan bir olay. Ama alt kısım otopark kullanılmaya başlanabilecek mi? Evet, başlanacak. Başlanacak da başkanım, bir idarenin de tasfiye ettiği karşılıklı hani daha güzel leşmesi için bazı şeyler birimler var. İnce, tabii bu değişikliklerden dolayı. Onların, evet, yapılması var. Mesela tamam, duvarlardaki hazır sıvayla böyle direnli bolalarla yapılması. Onlar gündemde. Bir onlar var. Onun dışında kullanıma hazır hale geliyor. Sizi bir yakından görelim. Mübarek elinizi sıkalım. İkinci kata oradan mı inecek araçlar? Şu üstten iniyoruz. Oradan inecek, evet, değil mi? Ha? Oradan. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Sizleri ziyarete gelirken elimiz boş gelmesin. Adettir değil mi? Türk'ün örfünde, adetinde, geleneğinde. Dalın bakalım ya. Buyurun. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, işi bilen belli oluyor. Buyurun. Para harcıyor, spor yapmak bilmem ne. Siz hem para kazanıyor musun, hem sağlıklı oluyor musun? Sağ olun. Vallahi ne güzel ya. Oldu. Hayırlı işler hepimize. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. İnşaat sektörünün içinde değerli bir arkadaşımız. Demir Aslan. Evet. O da Konakpınar tarafından, bizim gibi o da köylü çocuğu. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Balıkesir kamuoyunun en çok ve en uzun gündemini meşgul eden bir inşaat sahasındayız şu anda. Ama Allah'ımıza şükürler olsun.
bütün engellemelere rağmen, bütün gayretlere rağmen gördüğümüz gibi Zanospaşa Camii'nin dibi, Karasu Türbesi'nin hemen yanı başı, eski hal binasının olduğu yer ve eski hal binasının yanındaki açık otop parkın olduğu alan şu anda zemin altı iki katlı otopark inşaatı sona doğru hızla yaklaşmakta. Bu ayın sonu geldiğinde buranın kabasının tamamı bitmiş, ince işçiliğinin de şu anda %70'ler civarında zaten bitmiş durumda. İnşallah Ocak ayı içerisinde ince işçiliği de tamamen bitmiş olacak. Bundan sonra geriye sadece bu meydanın, yani iki katlı otoparkın üst zeminin peyzaj mimari düzenlemesi çalışmaları kalacak. Onlar yapılacak. Tabii biliyorsunuz burada daha inşaata başlamadan önce şikayetler oldu. Buradaki yıkım durduruldu. Yıkım gerçekleştikten sonra yine yeni şikayetler oldu. Hem bir değil birden fazla. Olay mahkemeye intikal etti. Biz her ne kadar buraya katlı otopark yapıyoruz, zeminin altına iki katlı otopark yapıyoruz desek de bizleri bunu çarpıtarak alışveriş merkezi yaptığımızı iddia etti. Oysa bu zeminin sadece %18'lik şu bölgesine kafe, lokanta, pastane gibi sosyal amaçlı bir sökülüp takılabilir yapı olacaktı. Altını çiziyorum, sadece %18'i. Ama maalesef bu şikayetler sonucunda o %18'lik sosyal amaçlı sökülüp takılabilir binayı da iptal ettik. Daha doğrusu mahkeme kararını vermeden önce çeşitli sivil toplum örgütleri, başta Mimarlar Odası başta olmak üzere, onların istekleri doğrultusunda bunu iptal etmiştik. Akabinde de mahkeme de zaten bunu durdurmuştu. Ama Balıkesir'in önünde takoz gibi gelişmesinde engel olmaya çalışanlar bu inşaatı da durdurmaya çalıştı. Oysa buraya katlı otopark yapılıyor. Hem de zemin altına yapılıyor. Yani meydanın altı değerlendirilmiş oluyor. Ve bir kat değil iki kat yapılmış oluyor. Ama bunu da ısrarla durdurmaya yeniden mahkemelere gittiler. Soruşturmaya gerek olmamasına rağmen yeniden tekrar sahte isimlerle, dilekçelerle şikayet ediyorlar. Yok efendim burada inşaat yapılamaz. İşte Balıkesir halkı görüyor. Yani şunun üzerinde başka bir yapı yok. İşte zemin ortada. Eskiden de hal binası varken zaten aynı kottaydı burası, aynı yükseklikteydi. Ama buna rağmen biz Balıkesir Belediyesi yönetimini, Balıkesir halkının istekleri doğrultusunda, şehircilik anlamında faydalı olacağına inanılan her şeyi engelleme adına bu tür saldırılar, şikayetler oluyor. Ama kervan yürüyor. Allah'a şükürler olsun. Gördüğünüz gibi inşaatın sonuna doğru geliyoruz. Bizler bu Balıkesir halkına hizmete talip olduk. Balıkesir halkının da hayır dualarıyla kesinlikle bu hizmet kervanı yürüyor ve yürümeye de devam edecek. Kimse engel olamayacak buna. Başka söze gerek yok. Başkanımız İsmail Ok. ربنا ولا تحمل علينا إلام على المرسلين bizler rahmetinden ve merhametinden boş çevirme. Bizleri nihayet rızana varan sırat-ı müstakim yolundan ayırma. Dalayete düşenlerden eyleme bizleri. Umut'cum sıraya girip alalım diyorlar. Biz sıraya girip alalım. İlk ben aldım. Tamam. Evet, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin, sağ olun. Evet, neler söylersin? Annemin ölümünün 8. yılını geceleriyle bu gazete önünde bir daha ve ayrı yaptım. Katılan herkese bir teşekkür ediyorum. Allah annemin nur içinde iyi yetişsin.
burada Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'nin birinci yağlı boya resim sergisini açmak üzere toplandık. Tabii bu sergilerimiz Mart'ta da olacak. Ayrıca bugün burada başka bir şey de size paylaşmak istiyorum. Balıkesir'imizin sanatçısı, derneğimizin kurucusu Özdemir Yemecioğlu'na onursal başkan ödülünü ve onursal başkanlığını kabul etmesini biliyoruz. Kültür müdürümüz bunu verirse çok memnun olurum. Hocam bir şey doğru lütfen. Güzel baba Gamir. Bakar mıyız? Özellikle ben bu Güzel Sanatlar Derneği'nin açmış olduğu bu karma resim sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Sanatçılarımıza bu sergiye katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Balıkesir'in sanata ne kadar değer verdiği şu topluluktan da kendisini gösteriyor. Özellikle burada gerek Özdemir Bey'in gerekçe onun çoğu öğrencisi oluyor zaten. Diğer sanatçı değerli kardeşlerimizin sanata katılımları Balıkesir'e onur vermektedir. Balıkesir'imizde şu mekan sorununu önümüzdeki yıllarda inşallah çözebilirsek daha önemli çalışmalar, daha önemli sergiler olacaktır. Türkiye'nin değişik yerlerinde de bu tür çalışmalar oluyor. Ancak benim gözlemim şu ki Balıkesir bunda da gerçekten sanatta da öncülük yapmakta, tarihi öncülüğünü, Kuvayi Milliye öncülüğünü, kültürde, tarımda, her alandaki öncülüğünü bu güzel sanatlarda da yaptığını ben şahsen gördüm ve düşünüyorum. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar bu serginin Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu plaketi de değerli sanatçımıza kabulünden dolayı özellikle de Sayın Başkan'ın bize böyle bir teveccühünden dolayı teşekkür ediyorum. Efendim, söz döndü dolaştı, bana geldi. Alıştığınız üzere ben bu konularda çok konuşan gevezenin biriyim. Öncelikle derneğimize ve başkana, yönetim kuruluna onursal başkan olarak bana bunu layık görmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Görüyorum ki yıllar önce kurmuş olduğumuz dernek bugün bütün kollarıyla faaliyet içinde çalışmakta, üretmekte, faaliyetler göstermektedir. Bu her bakımdan bizim yıllar önce başlattığımız, attığımız tohumun bugün filiz vermiş olması, fidan olması ve dev bir ağaca dönmesi için güzel bir yolda olması sevinç verici, gurur verici. Burada bütün arkadaşlarıma, katılan arkadaşlarıma, çalışan yönetim kuruluma, kültür müdürüme ve bize bu imkanları sağlayan bütün yetkililere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü sanat bir toplumun yaşaması için, var olması için, yarınlara kalabilmesi için en önemli faktörlerden biridir. Basın mensubu arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilindiği üzere yani 2014 30 Mart seçimleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aday adaylarımızın başvuruları devam ediyor. Biliyorsunuz 2 Eylül'e kadar başvuruları almıştık. 2 Eylül'den sonra başvuruları artık biz alıyoruz. Genel merkezimize gönderiyoruz. Genel merkezimizde merkez yönetim kurulundan oluşan 5 kişilik bir komisyon var. O komisyon başvuruları değerlendiriyor. Dolayısıyla şimdi bizim Karasi ilçemize ilk
Başkan aday adaylığı, belediye başkan aday adaylığı için başvuran arkadaşımız Süleyman Cengiz Dikici, mimar arkadaşımız. Onun başvuru dilekçesini genel merkezimize gönderdik. Oradaki komisyon görüştükten sonra bize dosyayı alıp almama konusunda bir bilgi verecek. Ama almamak diye bir şey söz konusu değil tabii. Bütün başvuruları kabul ediyorlar. Dolayısıyla bugün gene Karasi ilçemizin belediye başkan aday adaylığı için ikinci başvuruyu da önceki ilçe başkanlarımızdan Ender Bişke arkadaşımızdan alacağız ve aynı Süleyman Cengiz Dikici arkadaşımızda olduğu gibi genel merkezimize göndereceğiz. Ben çıkmış olduğu bu yolda kendisine başarılar diliyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. Kendisine bir şeyler söylemek isterse buyursun. Buyurun. Değerli arkadaşlarım, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz bugünkü başvurumuzu yaparken böyle bir kalabalık, inanın, ve böyle bir coşku, böyle bir heyecanı beklemiyorduk. Ama madem ki bu ortamı yarattı ilçe başkanımız, kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve durumu kendisi çok iyi özetledi. Ben bugün sadece Karasi ilçe başkan, belediye başkan adaylığı için başvurumu yapıyorum. Daha sonraki süreç genel merkez tarafından da değerlendirilecek ve ondan sonra da daha detaylı ve kapsamlı basın açıklamasını yapacağım. Ama hemen öncelikle şunu belirteyim. Ben neden Karasi'den aday adayı olduğumu 3-4 cümleyle ifade etmek istiyorum, müsaade ederseniz. Ben yaşantımın büyük bir bölümünü, 40 yılını Karasi ilçesinde geçirdim. İlkokulu Ali Şükrü İlkokulu'da oturdum. 7 yaşına kadar Hisarıçı Mahallesi'nde oturdum. Daha sonra yaşantımın ve gençliğimin, çocukluğumun geçtiği yerde eski adıyla Fakir Evleri, şimdiki adıyla Kıspınar Mahallesi'dir. 25 yılım Kıspınar Mahallesi'nde geçti. Daha sonra 7 yıl Adnan Menderes Mahallesi'nde oturdum. Ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Koray Lisesi'nde okudum. Üniversitenin büyük bir bölümünü de Balıkesir'de okudum. Dolayısıyla ben Karasi'den belediye başkan adayı olma konusunda bu çerçeveyi çizdikten sonra aday olmaya karar verdim. Bu aday adaylığımla ilgili gerekli açıklamaları daha detaylı bir şekilde inşallah bundan sonra basın açıklamasında belirteceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Şöyle bakar mıyız? Tamam. Mustafa Sevgi kulağını yükseltti. Ars içeriye doğru gitti. Ars indiriyor. Ofoedu gol pozisyonunda. Müdahale. Top dışarı gidiyor. İsmail. Muhammed. Kullandı. Vuruş. Top üstten dışarı gidiyor. Çok şık bir görüntü. Ofoedu çıktıktan sonra işareti veriyor. Mustafa Sevgi ileriye doğru. Ars vuruş. Ve topu alana gidiyor. Gol. Ars atıyor. Karşılaşmanın 28. dakikası. Karşıyaka 1-0 öne geçiyor. +45 de tamamlandı. Ve ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım. İsmail. Yerden Ertuğrul. Ali indirdi. Muhammed Reis. Muhammed Reis atıyor. Dakika 49, beraberlik geliyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu. Kaleci son anda çeliyor. Ars çok güzel yükseldi. Sağ kanada doğru Adaşı'na, Mustafa Sevgi'ye. Mustafa Sevgi'nin pası yerden. Muhammed Reis. Mustafa Sevgi. Kari Kari, penaltı beklentileri devam ediyor karşılaşmanın hakemi. Tayfun Cora yüzünü tutuyor. Bu arada oyun devam ederken bakıyorum penaltı kararı mı geldi, şimdi de karşı yakın oyuncuları itiraz ediyor. İlk önce Bülent Yıldırım devam dedi, ardından büyük ihtimalle yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Muhammed Reis
Muhammed Reis geldi, vurdu ve dolanarak oluyor. Dakika 55, skor 2-1 oluyor. Şimdi hani atak arıyor ev sahibi ekip. Karikari, Karikari, Ali ileride. Karikari kendisi gidiyor. Ali'nin önüne doğru yuvarladı. Ali gol pozisyonunda, bastı topun üzerine. Uzun bir serbest vuruş. Karikari doğrudan ceza sahasına girdi. Karikari ve gol! Karikari çok şık bir gol atıyor. Bu arada Muhammed Reis kullandı içeri doğru. Tek yumruk ceza sahası dışı. Oradan bir vole. Boşta kalan top direkten dönüyor. Karikari yakın mesafeden topu ağlara yollayamadı. Ve 90 dakika tamamlanıyor. Balıkesir Spor 4, Karşıyaka 1 maçın skoru. Çok güzeldi. Gerçekten futbolcularımızı kutluyoruz. Çok güzel bir sonuçtu. Balıkesir'e yakışır bir sonuç oldu. İnşallah daha nice güzel böyle skorlar alacağız. Centilmenlik de vardı değil mi? Centilmenlik de çok güzeldi. Evet. Hele bence bir örnekti. Yani iki takımın taraftarının aynı tribünde olması, en ufak bir olay çıkmaması. İnşallah tüm Türk futbolu açısından da örnek olur. Güzel bir şey oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Balıkesir sporumuzu hakikaten tebrik ediyoruz. Bugün harika bir maç. Özellikle ikinci yarıda çok muazzamdı takım. Tabii taraftarımız da çok centilmendi. Onları da kutluyoruz. Takımımızın başarısının devamını diliyoruz. Balıkesir Spor yine galibiyetler serisine bir tanesini daha ekledi bugün. Tabii ilk yarı biraz tutuktu Balıkesir Spor. İkinci yarı toparladı. Ve 4-1'lik gibi net bir skorla yine bu ligde en güçlü takım olduğunu kanıtlamıştır. İnşallah hayırlısıyla Balıkesir Spor bu yıl birinci lige çıkacaktır. Takım buna layık. Balıkesir seyircisi, taraftarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmakla birlikte inşallah Süper Lig'de de temsil edilecektir. Hayırlısı olsun. Bütün futbolcuları kutluyorum. Balıkesir hayırlı olsun. Evet Cengiz abi, sağ içindeydin. Güzel bir galibiyet. 4-1. Evet. Neler gördün, neler söylersin? Öncelikle Trabzon maçı sonrasında Balıkesir'in bu maçı kazanması çok güzel. Ama önemli olan tribündeki Balıkesir Karşıyaka dostluğu. Bu hepsinden önemliydi. Balıkesir taraftarı, onkolikler tüm Türkiye'ye bir mesaj verdiler. Evet. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun yasaklamış olduğu taraftar alımını onlar en güzel cevabı verdiler. Ve tribünde iki takım taraftarların birlikte maç seyretmesinin ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne güzel bir tablo olduğunu ortaya koydular. Ben hepsini tebrik ediyorum. Hem Karşıyaka hem onkolikleri. Balıkesir futbolcuları da zorlu bir çarşambadan sonra pazar günü geriye düştüğü bir maçı 4-1 kazandıkları ve bizleri taraftar sevindirdiği için kutluyorum. Vallahi bu çok güzel bir galibiyet oldu. Tüm Balıkesir halkına hayırlı uğurlu olsun. Devamı birisi gelsin. Yeniktik, 4-1 oldu. İkinci yarı düzeldi takım. Değişiklikler oldu. Taraftarlar çok iyiydi. Birbirine kaynaşma vardı. Onlarla ilgili ne söylersiniz? İşte Balıkesir halkı bu. İnsanlar kardeş kardeş maçları seyretsinler. Bu da herkese örnek olsun. Basının ceza yok. Evet, bir de abicim, gol attın Ali. Vallahi bizim için zor başladı maç. İlk yarıda istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıya istekli, arzulu başladık. Sonuçta da golleri de bulduk. İyi dakikalarda da bulduk. Güzel bir galibiyet aldık. Trabzonspor maçından sonra çok önemliydi bizim için. İyi gidiyoruz. Allah bozmasın. Teşekkürler. Sağ ol. Küçük müdahaleler. Kendi kimliklerini buldular. Zaten başlamasıyla itibaren o zaman bize de ihtiyaç kalmadı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sanıyorum 3. golden sonra çok daha Karikari'nin golünü ayakta alkışlarını hocam. Bütün arkadaşlarımızın gollerini. Olgun yapılışı için çalışıyoruz. Belki onun içindir verdiğimiz tepki ama çok keyifliyiz yani. Tamam. Hocam. Havanın soğuk olması sebebiyle bizim takımda ilk yarıya soğuk başladı. Biraz donuktuk ilk yarı boyunca. Ama ikinci yarıda gerçekten ısındılar hem havayla birlikte. Sahaya ısındı arkadaşlarımız. İkinci yarıda belli bir müddet 20-25 dakikalık büyük bir tempo yaptılar. Bu tempoda da golleri bulduk.
Bu hafta hakikaten çok başarılı bir hafta diye düşünüyorum. Hem ligde hem kupada iyi işler yaptılar bütün arkadaşlarımız. Sahada görev aldık falan arkadaşlarımız. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum Balıkesir Spor ve Balıkesir adına. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de bu 3 puan bizi taçlandırdı diye düşünüyorum. Bundan sonra elimizden geldiğince şu andan itibaren Mayıs maçına odaklanmaya çalışacağız. Arkadaşlar sorularınız varsa sorunuz hocam, Galatasaray maçı için değerlendirme yapacak mısınız? Şu anda Manisa maçı var. Manisa maçından sonra Galatasaray maçını düşünebiliriz. Maç maç gittiğimiz için Galatasaray ile ilgili bir şey şu anda konuşmamızın bir anlamı yok diye düşünüyorum. İlk önce Manisa maçı. Başka sorusu olan hedefimiz orada. 15. 20. dakika arası çok sinirlendiniz kenarda. Hakem oyunu çok durduruyor diyeyim. Biz devamlı bir izahat peşinde. Ben de doğal olarak yani oyunun temposunun yükselmesi gerektiğini düşünerek ikaz ettim ama o da bizi ikazla gerekli şeyleri söyledi. Ondan sonra da ikincileri farkındaysanız daha tempolu maç oldu. Hocam bir yana hakem de ne yaptığını bilmiyordu bugün. Bayrağı ters kaldırıyordu falan. Onlar tam önünüzde oldu. O da onların sorunu. Benim onlara karışacak halde değilim. Şu an onunla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Hocam oyuncu değişiklikleri 5 dakikada sonuç verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bütün arkadaşlarımız aslı 7, kenarda köşedeki diye bir şey yok. Giren tüm arkadaşlarımız bu takıma katkı sağlamak için varlar. Biz de katkı sağlayacağını bildiğimiz için bu türde davranıyoruz. O, giren arkadaşlarımız da katkı sağlıyorlar. Sağ olsunlar. Hocam bundan önceki maçlarda hakemler konusunda bazı sistemlerimiz oldu. Biraz önce Karşıyaka yönetiminin ve hocasının da bu büyük bir hakem üçlüsünden sistemi oldu. Penaltı hakkındaki görüşleriniz nedir? Valla bize çok uzak pozisyondu. Onun için ben ne yorum yapsam yanlış olacak diye düşünüyorum ama sanki el havadaydı gibime geliyor. El havadayken de top eğer kaleye giren bir topsa bunun sonucu penaltı diye düşünüyorum. Ama tabii bu yorum sadece varsayım olacak çünkü çok yakından görmediğimiz için şey diyelim. Başka sorusu olan var mı hocam? Taraftarlarla ilgili bir şey söylemek isterim. Şu ana kadar geldiğimiz günden bugüne kadar Balıkesirspor taraftarı daim arkamızda, yensek de yensek de arkamızda. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu takımı desteklemeye devam edecekler diye düşünüyorum bundan sonra da. Ettikleri sürece biz doğru işler yaparak onlara bu karşılığı vereceğiz. Sağ olsunlar, var olsunlar ve inanılmaz bir taraftar. İnşallah bundan sonra daha da çoğalarak devam edeceğiz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Deniz senle devam edelim. Zor Ordu deplasmanından sonra içerideki hafta içi Trabzon maçından sonra ilk yarı heyecanı yansıtamadık sahaya. Fakat devreye girince birkaç uyarıda bulununca oyuncu değişikleriyle ikinci yarı istediğimiz gibi başladık. İstediğimiz futbolu ortaya koyduk. Pozisyonlara girdik. İkinci yarıdaki futboldan dolayı tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Önümüzdeki Manisa maçından İlk yarı unutursak, ikinci yarı gibi oynarsak oradan da 3 puanla Galatasaray maçına hazırlanmaya başlarız. Sorusu olan var mı Deniz'e? Var. Deniz oyunu devirdiğiniz son haftalardaki çıkışı takımın bir tarafına bir aksaklık olsa önlü böyle Deniz, orada da Deniz. Ama bu Deniz'in başarısı nedir? İş disiplini mi? Yani ne zaman Deniz'i biz görsek Deniz hazır. Bu konuyu bir değerlendirelim. Çıkışın çok dikkat çekici son haftalarda. Yani işte ben de hoca ne zaman görürse, görev verirse o zaman da elimden geldiği kadar takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Biz hocanın dediği gibi yani burada ilk 11 yok. Herkese ihtiyaç var. Bana da son zamanda pek ihtiyaç olmaya başladı. Ben de görevimi yapmaya çalışıyorum. Tebrik ederiz. Başka soru sorun var mı? Murat abi sana devam edelim. Öncelikle ilk yarıya çok iyi başlayamadık açıkçası. Ama ikinci yarıda gerek hocamızın vermiş olduğu taktiklerle, gerek takım arkadaşlarımızla beraber diyaloglarımızla toparlanmayı, geri dönmeyi başardık. Bunun akabinde de maçı 4-1 gibi farklı bir skorla kazandık. Şimdi önümüzde Manisa maçı var. Biz dediğim gibi daha tabii Galatasaray maçını sormuştunuz da bölüm bölüm bakıyoruz. Önümüzde şu anda ilk etapta Manisa maçı var. İnşallah o maçı da kazanıp ondan sonra Galatasaray maçına konuşmak istiyoruz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam, güvenlik kurulunun aldığı karar gereği Karşıyaka taraftarı maçı alınmayacaktı. Ama Karşıyaka taraftarı ile Balıkesir taraftarı bu maçı belirtmez eder. Bu konuda değerlendirme de bulursanız.
özlenen tablo, Türkiye'deki özlenen tablo. Çok güzel bir tablo. İnşallah bütün statlara yayılır. Böyle olmasında fayda görüyorum ama zaman zaman kavgalar çıkınca bazen problemler oluyor ama bugün Balıkesir seyircisi ve Karşıyaka seyircisi Türkiye'ye örnek olmuştur. Onları ve Karşıyaka seyircisini tebrik ediyorum. Bizim seyirciyi zaten söylemeye gerek yok. Burada hiçbir olay olmuyor. Son derecede iyi bir seyircimiz var. Türkiye'ye örnek olsun.